Herkese merhaba ben Satı Melek kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir kurabiye tarifim var. Tarifi mutlaka kaydedin ve deneyin. Görüntüsüyle gözünüz şenlenecek lezzetinin de garantisini veriyorum. Öncelikle yoğurma kabına 125 gram odasısında yumuşatmış olduğumuz tereyağını ekleyelim. İsteğe bağlı tabii ki de margarin de kullanabilirsiniz. Bir tane yumurta kıralım, bir çay bardağı da sıvı yağ ekleyelim. 1 su bardağı pudra şekeri, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilye ekleyelim. 1 pakette kabartma tozu. Benim bu almış olduğum kabartma tozu oldukça topak çıkıyor, o yüzden de mutlaka elekten geçirmek zorunda kalıyorum. Sizlerinkinde sorun yoksa direkt ekleyebilirsiniz. Unumuzu eklemeden önce bütün malzemeleri güzel bir şekilde karıştıralım. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım ama sizler mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. 3. su bardağından sonra yavaş yavaş ekleyerek yedirin. Unun kalitesinden, kullanmış olduğunuz yumurtanın büyüklüğünden, küçüklüğünden hatta oda sısında yumuşatmış olduğunuz tereyağının kıvamı bile unun miktarını etkileyebilir. O yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Kulak memesinden birazcık daha yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Yani hafif ele yapışır bir hamur olmalı. Gördüğünüz gibi unumu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekledim ve yediriyorum. Unumuzu yedirdikten sonra hemen sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi elimde baya bir hamur kırıntısı var. Elime biraz yapışıyor. Kurabiye hamurlarında dikkat etmeniz gereken en önemli detay kıvamını anlayabilmeniz için temiz elinizle mutlaka kontrolünü yapın. Genelde yoğurmuş olduğumuz elimize yapıştığı için birazcık daha un istiyor mu acaba diyerekten biraz fazladan eklediğiniz zaman kıvamını kaçırabilirsiniz. Temiz elimle kıvamına baktığım zaman hamurun kıvamını görüyorsunuz kaymak gibi. Çok güzel şekil alabilen çok güzel bir kıvam oluyor. Bu tarifimizde şekil vermeden önce bir 15-20 dakika buzdolabında dinlendirmemiz gerekiyor. Üzerine streç filmle kapatıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. 15-20 dakika dinlendiriyorum. 15-20 dakika dinlendirmeniz yeterli geliyor. Üzerinden streç filmini alıyorum. Hepsinin aynı ebat olabilmesi için de tatlı ile ölçü yapıyorum. Ceviz büyüklüğünde yuvarlayalım. Gerçekten o kadar güzel bir kurabiye oluyor ki mutlaka denemenizi de öneririm. Hamurumuz gerçekten çok lezzetli oluyor. İsteğe bağlı içine fındık kırığı ekleyebilirsiniz ya da damla çikolatası da ekleyebilirsiniz. Bunlar eklediğiniz zaman tabii ki de lezzetini katlarsınız. Hamurumuzdan birer tatlı kaşığı kadar alalım. Avcumun ortasında birazcık sabitliyorum. Sonrasında da yuvarlıyorum. Fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime de aralıklarla diziyorum. Toplamda 30 tane kurabiyemiz oluyor. Son olarak ben üzerine dekor yapıyorum damla çikolatasıyla. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Ben kahverengi hamura beyaz çikolatayı çok yakıştırıyorum. Yettiği kadar beyaz çikolatayla böyle üzerine batırdım. Geri kalanını da bitter çikolatayla yaptım. Benim gibi böyle tek tek uğraşmak istemezseniz hamuru kaldırıp direkt çikolataya da batıraraktan yapışmasını da sağlayabilirsiniz. Ben bazen o şekilde de yapıyorum ama o zaman böyle görüntü olarak çok şık durmuyor. Bu şekilde göze daha güzel hitap ediyor bir de şeklini bu şekilde yakından göstereyim istedim bu arada kurabiye yaparken hava çok sıcaktı ellerimde çok sıcak olduğu için bazen çikolatayı erittim elimde o yüzden bu işlemi biraz oldukça hızlı yapmanız gerekiyor Tamamını şeklini oluşturduktan sonra önceden ısıtılmış 170 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Benim fırınımda ortalama 25 dakikada pişiyor ama her fırın farklı olur. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Kurabiyelerimi fırından çıkardıktan sonra soğuyana kadar tepside bırakıyorum. İyice soğuduktan sonra isteğe bağlı bir kut içerisine koyarak buzluğunuza da kaldırabilirsiniz. Canınız istediği zaman da çıkartabilirsiniz. Ya da habersiz gelen misafirlerinize de kolaylıkla çıkartarak çayın kahvenin yanında ikram yapabilirsiniz. Hem ağızda çok güzel dağılıyor hem de böyle kıyır kıyır. İç dokusu biraz yumuşak oluyor. Dışı da böyle bisküvi gibi kıtır oluyor. Yani bunu cümlelerle anlatmam biraz zor. O yüzden mutlaka denemenizi öneriyorum. Kullanmış olduğum malzemeleri ve bardak ölçümü mutlaka açıklama kısmına not olarak düşüyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere bu güzel görüntüyle baş başa bırakıyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayalım. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Tarifle ilgili sorularınız varsa yorum kısmına yazarsanız yorumlarımı okuyorum, cevaplıyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.